Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar borsadan haberlerimiz soluksuz bir şekilde devam ediyor. Evet bugün büyük bir patron daha hisse satıyor ve bu hisse satım sonucunda sonuçlar ne olur bunun üzerine konuşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar borsa İstanbul haftanın son gününde 0.09 gibi bir eksi de yani paralel diyebiliriz çok az bir kırmızı da e bizim takip ettiğimiz hisseler arasında olan Sasa, Hektaş, Yotek, Kontrolmatiks arkadaşlar tabanda. Bugün de aynı şekilde taban gidiyor. Ee, Borsa İstanbul bir nevi artık düzeltme yapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Para Bilik kanalında verilen bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız da bizim gibi küçük kanallar için büyük bir yardımınız olur. Abonemiz çoğalır. Bildirim zilleriyle de paylaştığımız her şeyden anında haberdar olabilirsiniz. Evet. Hektaş gübrenin sahibi olan Oyak biliyorsunuz yüklü miktarda hektaş satınca hektaş hisselerinde düşüş başlamıştı ve düşüşün bir sebeplerinden birisi olarak gözüküyordu. Şimdi bir patron daha satmaya çalışıyor. Son dönemde yükselmeye başlayan Pegasus'ta da benzer bir satış gerçekleşti arkadaşlar. Pegasus'un sahipleri yüksek fiyattan hisse satmaya başladı. Pegasus'un sahibi Esas Holding ve diğer bireysel hissedarlar JP Morgan, Goldman Sachs aracılığıyla yaklaşık 7 milyon hisseyi satışa sunma kararı aldı. Patronların hisse satış kararından sonra Pegasus hisse fiyatı bugün ortalama %6 kayıp verdi. En sonunda ben size göstereceğim şey %6'dan daha fazla arkadaşlar tabana yakın. Esas Holding yaklaşık %6.25 oranda hissesini satacak. Bireysel hissedarlar Ali İsmail Sabancı, Emine Kamışlı, Kazım Köseoğlu, Can Köseoğlu şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %0.75'ini satacak. Evet bayağı oluyor o zaman. Satış işlemi, işlemi hisse başına 315 liradan gerçekleştirilecek. Hisse de 50 günlük hareketli ortalama 295.83 lira düzeyinde. Şirketin hisse senetleri geçen ay %17.5 artmıştı. Satış nitelikli kulumsal yatırımcılara bakılacak. E, işleme ilişkin nihai şartlar yürütülecek olan hızlandırılmış talep toplama süreci neticesinde belirlenecek. Kurumsal yatırımcının ne olduğunu anlatmıştık daha önceki videolarımızda. Pay satış fiyatı hemen başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreci ile belirlenecek. Esas Holding işlemin koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tuttuğunu açıklarken Pegasus'un paylarının satışında herhangi bir gelir elde etmeyeceği açıklandı. İşlemin takasının borsa dışında gerçekleştirecek olması önemli arkadaşlar. Evet. Burada da kapa açıklaması var zaten. Ee, hemen şuradan kısaca okuyup geçelim. Esas Holding Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının Pegasus'un çıkarım sermayesinin yaklaşık %6.25'ini temsil eden 6.393.732 adet paya kadar ve Ali İsmail Sabancı, Emine Kamışlı, Kazım Köseoğlu ile Can Köseoğlu'nun birlikte gerçek kişi pay sahipleri sahip olduğu Pegasus paylarının Pegasus'un çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %05'ini 0.75'ini temsil eden 767.250 adet paya kadar hepsi birlikte paylar olmak üzere toplamda Pegasus'un çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %7'sini temsil eden 7.160.982 adet paya kadar satışın işlemlerinin başladığı duyurmaktadır diyor. Bu da aynı şekilde evet arkadaşlar. E, burada da işlem e, borsa dışında gerçekleştirilecek. Yani anlaşılarak birileriyle yapılacak ve fiyat olarak da zaten belli. Görüyorsunuz e, 352 lira mıydı? Tekrar bakalım. 315 lira. Pardon. 315 liradan satış gerçekleşecek. Peki bu hisseye nasıl e, yansıdı? Ne yaptı? Ne etti? Hisseye gerçekten e, kötü olarak yansıdı arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum sizlere. Evet. Hisse sürekli eksiye doğru gidiyor. Bugün Pegasus %7.53 değer kaybetti. 342.80 liraya düştü arkadaşlar. Evet 5 günlük kazancı ise e, kaybı ise %8.51e yükselmiş oldu böylece. Yani bugün %7.53 değer kaybetti. Borsa İstanbul'un paralel olduğu bir günde. E, satış olarak baktığınız zaman da 315 liradan satış gerçekleşecek. Hala e, baktığınız zaman düşük gözüküyor arkadaşlar. Evet, hala hala düşük gözüküyor çünkü piyasa değeri bile şu anda Pegasus'un hisse değeri 343 lira. Yani cuma gününü 343 liradan kapatabilir. Belki bir e, 342 344 de olabilir ama satışın 315 liradan olacağını söyleyelim. Bu 315 liralık satış olacağı için de haliyle e, hisseye karşı bir baskı var. Satış baskısı oluşuyor ve bu satış baskısı da hissenin değer kaybetmesine sebep oluyor. Evet hisse değerinin 315 liradan satışının açıklanmış olması e, Pegasus'un hisse açısından pek iyi olmamış arkadaşlar. Yani hisse 50 günlük hareketlilik ortalaması 295 lira 83 kuruş olabilir ama şu anki değeri 342.90 lira e, ama siz bunun bu kadar hisseyi %7'sine denk gelen hisseyi e, halka arzının %7'sine denk gelen hisseyi 315 liradan satacağınızı söylüyorsunuz. Ve bu da e, hisse başına 315 liradan satışı diyorsunuz. Bu da hissede satış baskısını otomatik olarak getiriyor arkadaşlar. Evet dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen buradaki vermiş olduğumuz bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açınız. E, biz bu işi yapmak istiyoruz. Bir günlük ondan fazla video yayınlıyoruz. E, biraz e, bizim de e, desteklemek istiyorsanız da bildirim zilini mutlaka açın arkadaşlar. Borsa ile ekonomi ile uğraşan insanlara da arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz kanalımızı mutlu oluruz. Hepinize bol bol kazançlar.